Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Bize soracak olursanız bizler de iyiyiz. Çok şükür değerli izleyicilerim, abi ablalarım, arkadaşlarım. Sizler nasılsınız? Ne yapıyorsunuz değerli izleyicilerim? Allah'ın hepinize iyilik, sağlık versin. Derler ve dermanlara, asasen kadar bakması yüce Mevlam canım. Bugün arkadaşlar sizler de şöyle görmüş olduğunuz gibi mercimek yemeği yapacağım. Umarım sizler de videomu beğenirseniz, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Aboneliklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Abone olmadan izleyen izleyicilerim varsa, onlar da abone olursa beni çok mutlu edersiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi mercimeklerimi ben arkadaşlarım güzelce yıkadım. Şöyle bir sizlere de göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi mercimeklerimiz şu şekilde. Bazıları arkadaşlarım kabuk atlama sorun yok. Bugün de sizlere şöyle ön kamerada çekim yapıyorum. İnşallah güzel çıkıyordur. Bilmiyorum ki arkadaşlarım normal böyle kamerada çıktığı gibi çıkmıyor. Bazen arkadan tripod ışığını açtım. Düzgün görüntü elde edebileyim diye. Dediğim gibi de hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmadan izleyen izleyicilerimiz var. Onlar da abone olursa sizler sayesinde gün gün aileniz, kişi sayımız büyüyor. Allah razı olsun. Hepinizden bir kere değil, bin kere inşallah. Şimdi ben arkadaşlarım sizlerle bütün mercimek yemeği yapacağım. Söylemiş olduğum gibi. Rabbi yesir ve inşallah sizlerle de yapacağım. Şimdi canlarım benim. Mercimeklerimizi de güzelce yıkadım. Şöyle bir arkadaşlarım tenceremizin içerisinde yıkayım da. Biliyorsunuz zaten böyle. Bunu falan durdum ben. Gerçi istemem. O yüzden şöyle yıkadım. Bir yana şimdi soğanlarımız doğrayacağım. Bu ocak niye yanmadı? Değişmiş belki, evet. Hava almadığı için yanmadı galiba. Şöyle koyayım. Bir yana ben soğanlarımızı doğrayacağım. Bunu arkadaşlarım ben şimdi çok soğan koymam diye düşünüyorum. O yüzden şöyle gördük büyük boy. Bir yerde soğan doğrayacağım bu şekilde. Ön kamerayla bence arkadaşlar şöyle çekimlerde daha iyi oluyor. Sizce nasıl oluyor canlarım benim? Sizler de yorumlarda yazın. Ben kendimi gördüğüm için daha iyi konuşabiliyorum ön kamerada mesela. Arka kamerada olsa kendimi görmeyince nereye bakıyorum acaba diye merak ediyorum. O yüzden konuşamıyorum fazla. Bir de videoyu durdurmak zorunda kalıyor. Ama böyle ön kamerada konuşuyorum tabii ki de. Hem kendimi görebiliyorum. Hem sizler sanki görmüş gibi oluyorum böyle arkadaşlarım. Kendimi görünce o şekilde yani. Niye ben buraya gelince de bir böyle sesimde uğultu gibi arttan bir daha sanki sesim geliyormuş gibi yankılanıyor gibi oluyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Ben kamera çekerken bazen öyle oluyor. Sizler de oluyor arkadaşlarım. Yorumlara yazın. Bakın arkadaşlar bir yerden tıttın bir ses geliyor. Korktum bir anda hocam. İçindeki su bitmiş. Allah'ım yarabbim. Şöyle şuradaki köklerimi bakayım da çünkü bize bu şekilde şuradan bir yeme. Böyle arkadaşlarımı istemem gerçekten bilirseniz yere bırakmaya. Böyle güzelce her tarafı temizledik. Evet, gördük bu çerçevede yağ kalmadı. Şimdi sizlerle bir de yağını da ilave edeyim bu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Şu yukarıdakini alan yıkayacağım net, o yüzden arkadaşlar yağ koymadım onun içerisine şu an daha. Şöyle yerine koyayım, soğanlarımızı doğramaya başlayayım yavaş yavaş. Şu şekilde gördüğünüz gibi canlar. Güzelce doğrayalım değerli izleyicilerim. Böyle ortadan iki bölük duruyorsunuz. Büyük bıçak koyayım hemen, bıçak bir şey yapamıyorum. Ocağımızın altına biraz sıkayım da soğanlarımı doğrayacağım için 5-10 birazcık zaman geçebilir sizlerle birlikte. Şöyle soğanlarımızı ince ince inceltiyoruz gördüğünüz gibi. Güzelce doğrayacağım şimdi ben bunları canlarım benim. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir ince ince olacak şekilde güzel güzel yapalım. Buyurun gelin beraber yiyelim, içelim. Rabbim olmayan kullarına da versin inşallah. İlk katılan izleyicilerimize de buradan hoş geldiniz, defalar getirdiniz diyorum. İlk de geldiniz. Beni tercih ettiğiniz için, beni izlediğiniz için, yorum yaptığınız için, beğendiğiniz için, abone olduğunuz için, desteklediğiniz için, paylaştığınız için. Hepinize gerçekten buradan çok çok teşekkürlerimi ediyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum hepinize. Beni nerelerden izliyorsanız, yurt içi, yurt dışı, tüm izleyicilerime, tüm izleyenlerime. Hepinize çok çok kucak dolusu selamlar, saygılar olsun inşallah. Şöyle güzelce gördüğünüz gibi ince ince yapmayı arkadaşlarımızdan gösterelim. Bir de böyle elinizle doğradığım için birazcık hızlı olmamız lazım. Çünkü arkadaşlar altta bir yana soğanlar kavruluyor. Böyle ince ince gördüğünüz gibi. Soğanlar gerçekten çok acıymış.
Gözlerim yandı şöyle. Bir görseniz. Bahar bu çok acıymış şu anlar. Bir de indiğiniz böyle ince ben. Ölme oluyor. Şöyle ince ince yapalım. İnce ince iyi oluyor arkadaşlar. Gözlerimde arkada arkadaşlar yaşları görseniz gerçekten harbi ağlıyor olsam dersiniz de. Yıkılmadım, ayaktayım diye öyle bir şarkı var ya. Tam burayı o şarkı çok iyi olur da. Videolara şarkı koymamamız lazım. Telif hakkı geliyor. O yüzden koyamıyorum. Şu gözlerimin durumuna bakın. Ay Allah'ım. Sen yakma yarabbim. Gözlerim. Bir dakika arkadaşım kaydırdırayım. Soğanlarımı doğrayayım komple. Ondan sonra görüşürüz inşallah. Resmen arkadaşlarım şöyle görünüyor. Videonun karşısında ağladım herhalde. Ay. Gözünden bir yaş attı. Şöyle soğanlarımı da tamam zaten. Bu kadar soğan fazla bile gelir. Bunu da birazcık ben bilerek soğanı fazla koyuyorum. Büyük soğanı bu sefer birazcık. Ama böyle çok soğanlı, bol soğanlı da güzel oluyor gerçekten. Arkadaşlar. Bir sürü soğan doğrultu içerisinde. Şöyle bir güzel bir şimdi karıştıralım, kavuralım bunları da. Şöyle görüyor musunuz mu? Bayağı soğan var arkadaşlar. Ay. Güzelce kavuralım şu şekilde. Salçamızı da dolabımızdan getirip geleyim ben. Salçamızı ilave ederiz az sonra sizlerle birlikte. Salçamız neredeymiş dedim. Oy oy. Koksun arkadaşım sonra boğazım açıldı gerçekten. Boğazlara iyi geldi kokusu. Hani bazı insanlar der ya hani salçamız kokusu burnu falan açar diye. Harbiden de öyle. Şöyle güzel bir kavurayım. Bu sefer arkadaşlarım soğuk su ilave edeceğim. İçerim sıcak su ilave etmeyeceğim. Soğuk suyla kendim zaten yine soğuk suyla da sıcak suyla da olsa hemen su veriyor bu. O yüzden bu sefer soğuk su kullanmayacağım içerisinde şu şekilde. Güzel soğanlarımızı da kavurdum. Videomuzda da kavurdu yani. Şöyle onu göstereyim sizlere de. Gördünüz mü? Şimdi böyle yavaş yavaş salçamızı ilave edeceğim. Bu kadar bir yemek iş arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Böyle de bir salça kullanacağım şimdi ben. Şöyle görüyor musunuz? Salçayı ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yisir ve la salatir. Rabbi kendim bilhay. Şöyle güzelce bunu da kavuralım. Rabbim afiyetle yemeğini yedirmeyi nasip eylesin inşallah. Sizler akşam yemekleri sizler hazırladınız arkadaşlarım. Yorumları yazın sizler de. Güzelce bir tarhana çorbası yaptım. Pilav yaptım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir şekilde mercimek yemeği yapıyorum. Bakalım arkadaşlarım ben neler yaparım. Güzel arkadaşım çoğu yaptığımı çekemiyorum. Çünkü video baktığım geçimleri ya da bazı yaptığım şeyler çok uzun oluyor. O yüzden sizlere onları da atamıyorum. Çünkü biliyorsunuz evin kendisi sormalı günler. O yüzden en kısa bu olur diye düşündüm. O yüzden sizlere de bunu çekiyorum. Bu şekilde soğanımız da bitti. Güzelce kavurdum. Şöyle salçamızı dolabımda tekrardan bir atayım. Dışarıda kalmasın. Çünkü dışarıda mücadeleşelim. Kış gününde daha yolda salçalar biliyorsunuz küfleniyor. Şöyle güzel bir soğanımızı da kavurdum. Salçamızla birlikte. Şöyle mercimeklerimizi ilave ediyorum şimdi de. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce mercimeklerimizi de kavuralım sizlerle birlikte. Canlarım benim. Bunu görüyor musunuz? Güzel bir şekilde kavurduk. Tamam. Şöyle bir güzelce karıştıralım. Güzelce kavuralım. Hepsini birlikte şekilde. Tamamen karışması birbirine de. Şöyle tuzumuzu ilave edeyim. Tuzun bir tarafı çeksin arkadaşlarım. Çünkü tuz biraz zor çekiyor bu. Mercimekleri. O yüzden şöyle ilave ettim gördüğünüz gibi tuzunu falan da. Karabiberimi ilave edeyim hemen. Şu şekilde gösterir ondan da. Bu kadar yeter buna da. Fazla ilave etmeyeyim. Suyunu ilave edelim. Biraz daha ilave edelim. Suyu oldu oldu. Şöyle. Yine az oldu. Biraz da ilave edelim. Biraz tencereyi doldurduk.
Zaten mercimekler suyu çekeceği için içerisine koymamız lazım bayağı bir su. Zaten kapağı açıp pişireceğim için şu anda o yüzden şöyle suyunu da birazcık fazla koyabiliriz. Biraz da şimdi ben bunun üzerine size bir biber ilave edeceğim. Pulverimizi hemen dolabın içine vereyim. Şöyle göz kararı bir de pulver ilave edelim. Canlar bu kadar yeter. Fazla koymamıza da gerek yok değerli izleyicim. Fazla koyarsak da çünkü çok acı oluyor, yemesi de zor oluyor. Şöyle bunu da güzel karıştırayım. Evet, bu da tamamdır. Şunu hemen bir tane daha tabağa alıp geleyim de taşıyorum tabağın içine koyarım. Böyle görüyor musun? Eski tabaklardan. Şöyle sabitleştirse gördüğünüz gibi. Gördünüz mü şu şekilde? Tekrardan şöyle bir karanlıklaştırayım. Böyle işte arkadaşlarımla da. Deseni falan ne güzel gördüğünüz gibi. Bunu da koyayım. Bu da böyle kenarında 20 dakika, 25 dakika falan pişecek. Pişten sonra sizlere gösteririm inşallah canlarım benim. Evet değerli izleyicilerim, şöyle görmüş olduğunuz gibi mercimek yemeğimiz oldu. Sizlere de şöyle bir ASMR'ını göstereyim görmüş olduğunuz gibi. Şöyle arkadaşlarım. Gördünüz mü canlar, buyurun gelin beraber yiyelim, içelim. Hayırlı cumalarınız olsun inşallah. Bugüne günlerden cuma, dışarıda ezanımız okunuyor. Ezanımızı sizlere videomuzu sonlandıralım. Bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abonelikleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız, destekleriniz bekliyorum. Başka güzel videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli can dostlarım.